Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümden daha selamlar. Dün Sikibidi Tuvalet bölümü 67, 3. kısım yayınlandı. Ve bu bölümde inanılmaz olaylar yaşandı. Örneğin Titan Televizyon adam geri döndü. İmam bir yere gitti. Ve çok daha fazlası yaşandı. Analizlere geçmeden önce like atıp abone olursanız çok sevinirim. Haydi analizlere geçelim. Bölümümüz ikinci kısımın başladığı yerden başlıyor. Titan kamera adam Profesör Tuvalet adamın ışıkları yüzünden kendini kesiyor. Fakat keserken diğer bölümün sonundaki patlamanın sahte olduğunu görüyoruz. Diğer bölümün sonunda Titan kamera adam kafasını keserken büyük bir patlama gerçekleşiyordu. Tam Titan kamera adam ölecek iken Titan hoparlör adam onu kurtarmaya çalışıyor. Geçen bölümde büyük bir hasar aldığı için Titan hoparlör adamı bu bölümde beklemiyorduk. Maalesef Titan hoparlör adam Titan kamera adamın testeresini engellemeye çalışırken kendisi yine büyük bir hasar alıyor. Buradan artık ne kadar çaresiz olduğunu anlayabiliyoruz. Fakat Titan hoparlör adam hasar almasına rağmen Titan kamera adamı kurtarmak istiyor ve bir çözüm bulamayınca testeresini kesmek zorunda kalıyor. Maalesef bu Titan kamera adama engel olmuyor. Bu sefer de kendini yumruklamaya başlıyor. Profesör Tuvalet adam mor ışığını açınca artık Titan hoparlör adam saldırı pozisyonuna geçiyor. Tam bıçağını atacak iken arkadan Giman Titan hoparlör adama saldırıyor. Burada Titan hoparlör adam arkadaki ekipmanından hafif hasar alıyor ve sinirleniyor. Titan hoparlör adam Giman'ın üstüne yürürken yandan Titan kamera adam gelip Titan hoparlör adama saldırıyor ve Titan'ı yere düşürüp üstüne çekirdeğine basıyor. Tuvaletler Titan kamera adamı da kendileri gibi yapabileceklerini düşünüp gülüyorlar ve eğleniyorlar. Onlar gülerken bizim Pol kamera adam roketleriyle Profesör Tuvalet adamın televizyonuna vuruyor fakat maalesef bu televizyonu kırmaya yetmiyor. Bu roketten sonra Profesör Tuvalet adam Pol kamera adama aşağılayıcı bir bakış atıyor. Bu alaylayıcı bakıştan sonra gerçekten çok hızlı bir roket Profesör Tuvalet adamın televizyonuna geliyor ve televizyonu kırılıyor. Profesör Tuvalet adamın yüzündeki ifadesi dalga geçer gibi iken korkuya dönüşüyor. Kameramız sağa doğru dönerken Titan kamera adamın yere düştüğünü görüyoruz. Büyük ihtimalle çok fazla ışık etkisinde kaldığı için sersemledi, ışık gidince ise bayıldı. Kameramız tamamen çevrildiğinde büyük bir sis birikintisi görüyoruz. Biliyorsunuz ki bu sis Titan bir yere ışınlandığında bunun gibi büyük bir sis birikintisi ortaya çıkıyordu. Yani bu da bize Titan Mal'in 20 bölüm sonra geri döndüğünü gösteriyor. Bu sisten sonra kameralar yine Giman'a dönüyor ve Giman benim teorime göre Profesör Tuvalet adama bu sistene. Acaba bizim askerlerimizden biri mi geldi? Dediği yönünde. Fakat bunları söyledikten sonra büyük ihtimalle bunun Titan Televizyon adam olduğunu anlayıp hızlıca oradan uzaklaşıyor. Giman gittikten sonra Profesör korkmuş ve çaresiz gözüküyor. O sırada bir karanlık çöküyor ve belli ki bir şey görüyor. Gördüğü şey yüzünden silahlarını hazırlıyor. Kameramız sise tekrar döndüğünde mızrağı andıran bir bıçak görüyoruz. Sonra sisin içinden Titan Televizyon adam bir sürü geliştirme ile birlikte 20 bölüm sonra tekrardan gözüküyor. Profesör Tuvalet adam kendi roketlerinden birkaç tane atıyor fakat Titan Televizyon adama hiç işlemiyor. Sonrasında profesöre ne olduğunu anlatmama gerek yok. Haydi biraz izleyelim. Evet, gördüğünüz gibi Profesör Tuvalet adam fena bir şekilde ölüyor. Ayrıca Titan adamın vücudunda ve kafasında birden fazla görüyoruz. Ayrıca artık düşmanları yakabiliyor. Sonunda Titan Televizyon adam Profesör Tuvalet'i öldürebiliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın.